Senin bir tweetin var. Diyorsun ki 2000'lerin başı Beyoğlu neydi hatırlayın. Tabii. Müzik vardı, muhabbet vardı, gençlik vardı, hayat vardı. Şimdi müzik yok, ağaç yok, muhabbet yok, gençlik yok, hayat yok. Bolca Afgan, Suriyeli, işte şey mülteci, göçmen, tek tek kapanan, yok olan gri bir Beyoğlu var. Ah o güzel günler. Evet. Ya bu benim içimde öyle büyük bir yaradır ki benim bütün işte ergenliğim, gençliğim İstiklal Caddesi'ne geçti üniversite zamanlarım. Orası başka bir hayatın olduğu bir yerde. Tabii. Şimdi o yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı duyuyorsa, ona Çevreci şeycilik bakan duyuyorsa, ona vali duyuyorsa ona hepsini söylüyorum. O berbat İstiklal Caddesi'nin tepesine yaptıkları o gri meydan var ya, hı hı. bütün bence dokuyu o değiştirdi. Ya dünya hiçbir yerde bu kadar çirkin bir meydan yok bir kere yani. Evet. Beton. Ya gıp gri bir yere giriyorsun, evet. sen de yazmışsın. Evet. Ama nasıl özlüyoruz değil mi orayı biz ya? Evet. Benim için bir de şöyle, ben şimdi tabii Ankara'da okudum üniversiteyi. Üniversite hayatım Ankara'da geçti. Ben Yaklaşık 2000 işte 98 girişliyim, 2002 mezunuyum, 2003 yılında ben şeye geldim abi, İstanbul'a geldim. 2003 bak seneye bak. 2003 2004 20 sene önce yo, nasıl geçmiş vakit? İnanamıyorum. Yaşlandık yani. be candaş. Kalk abi bırak proşne program hatırlayamak. Ya o dönem ben buraya geldiğimdeki İstanbul'un o Beyoğlu'nun oradaki o hayat, o canlılık bana dedi ki ya biz neredeymişiz ya biz hayatımız Ankara'da biz böyle. Efendi efendi kabul burası neymiş böyle ya ya caf caf her yerde bir şeyler bir, bir şey var yani bir yaşayan bir ortam var. İşte Nevizade'sinden tut oradaki işte Asmalı Mescit'teki Babilona kimleri dinlerdik abi Tabii. işte jazz taplar işte roksiler neler neler onlar hayal kahveleri hayal kahvesi. Şemden Ferhat dinlemeye giderdik abi ya. kimleri kimleri ya? Kimleri kimleri? Yani biz bir sanki böyle Hayal yaşamışız ya. Sanki o dönem böyle bir hayalmiş. Şu anda bakıyorum şu anki gençlerin yapamadığı şeyler o kadar fazla ki bizim yapıp onların yapamadığı. Onlara hayıflanıyorum. O mesajda onu hayıflanma yani o. Ya oranın bir dokusu vardı abi. Evet. Yani profiterol profiterol evet. yemeye bile inciye giderdin. Şimdi bunların hiçbir tanesi reklamda hiç güzel de kalmadı. Abi, Çok abi. şükür hepsini kapattınız. Yerine neden nargileciler falan açıldı? Yani abi dönüştük oraya dönüştü. Yani talep oysa adam nargileci açıyor. Profitrolü 3 kişi istiyorsa, Nargile'yi 100 kişi istiyorsa Nargile'ci. Ama dönüşmemeli bence işte. Yani Ama işte şehrin dokusu değil buralar. Demografi değişince dönüşüyor abi. Otomatikman dönüşüyor. Yani oradaki o en son işte bir pastane kapandı biliyorsun. Hmm. Ee, yılların pastanesi. O adam da aynısını söylüyor. Ben izledim onun şeyini. Yani destek olun diyor. Bu ufak işletmeye kapanmasın. Buranın ruhu bu diyor falan. Ya kitap evleri vardı bilmem ne. Neler neler abi. tabii. Ama yok mesela. Başka bir yer oldu Gecenin dördünde ıslak hamburger yerdik abi biz. Kanlı böyle. Ha. O duruyor galiba, duruyor. Evet, döner dürüm şey kaşarlı döner. Pambi. Evet. Neler? Bunların hepsinin ya? adını söyledim <laughs> Rütü'ye hoyratça ceza vermek için yardık bundan sonra. Fırsat <laughs> mı fırsat diye iş yani. güzel günlerdi. Şeyde festivaller vardı bir kere. Mesela büyük hmm. rock festivalleri vardı. Kimler geldi, hmm. kimler geçti o gruplar yani. Neler oldu yani? Şimdi o festivaller de yapılamıyor. Yapılamıyor çünkü işte e, oraya sponsor olan içki firmalarının alkol firmalarının herhalde o sponsorluğu yasaklandı. E, tabii ki öyle bir büyük organizasyonda yapılamaz hale geldi. Ama aslında çok güzel bir şeydi o gençler için orada. Tabii canım. O o müziği, o enerjiyi şimdi e, biz bile şey kovalıyoruz yani. Yurt dışında bir Coldplay konseri yakalasak da gitsek ve hala o açlık var içimizde. Senin 100. yılda cumhuriyette nasıl bir hayalin var? Nasıl bir ülke olsun burası istiyorsun? Abi benim hayalim değil isteğim şu. Sakin, huzurlu, mutlu insanların olduğu ve ekonominin buradaki insanlara layık bir halde olduğu bir Türkiye istiyorum ve onu hayal ediyorum. Çünkü hakikaten bizim insanımız her şeyin en güzelini hak eden insanlar. Geçmişten beri böyle çok fedakarlıklarla kazanılmış bir ülke burası. O yüzden insanına da çok üzerine titrenilmesi gereken bir ülke. O yüzden hayalim bu. Sakin, huzurlu, saygılı, herkesin birbirini dinlediği, her görüşü açık olunan ve konuşulabilen her şeyin konuşulabildiği bir Türkiye hayal